İleri gitme, sen gitme yolda yanamam ben. Gel. Gel, gel, gel gitme. Evet dostlar, cümleten selamlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Köydeyiz şu anda. Keçi otlatan bir teyzemiz var burada. Haziran ayının içerisinde böyle sıcak bir zamanda keçi otlatıyor. İnsanlar evlerinde gölgede otururken teyzemiz burada keçi otlatıyor. 80 yaşında. Bir soralım bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Bereketli olsun diyelim. Bereketini buluruz inşallah, sağ ol. İnşallah. Böyle zor olmuyor mu bu sıcaklarda keçilere bakmak, gütmek? Zor oluyor ama olsa da olmasa da geçimimiz için evet. Allah'a şükür, hamdolsun gene yavaş yavaş malıma bakıyorum. Yani bundan faydalanıyorum, sütünden. Kurbanımızı kestik elhamdülillah. Gel bakayım, döş döşüm, gel bakayım, döş döşüm, gel. Aha biri daha geldi, kuşaklım geldi, kuşaklım, kuşaklım, kuşaklım. Birbirini kıskanıyorlar, birbirini kıskanıyorlar. Oy. Maşallah, şey gibi, terapi gibi ya. O onu kıskanıyor, o diyor ki onu sevme, beni sev. Nasıl bu duygu böyle hayvanlarla? Ama bunlar benim gönlüm ağlıyor, bunlarla gönlüm ağlıyorum ben. Uy sen de geldin mi? Bunun adı da Aynalı. Aynalı, bu da Aynalı, Aynalı, Aynalı. Maşallah. Şunun adı Kuşaklı, şunun adı Kuşaklı. Şey diyor, sen aha bunun adı neymiş? Nadide, Nadide, bunun adı Nadide. Maşallah. Gel bakayım kızım, gel kızım, gel ha kızım benim. Bak hala anneci kıskandı herhalde. O da geldi, beni de sev diyor canım. O da diyor ki beni sev diyor. Yani bu hayvanla sevgiden anlıyor öyle mi? Anlamam oğlum. Geliyor benden ayrılmıyor, öte kovalayayım, yiyeyim, gene geliyor. Bak üstümü yemeye çalışıyor. Isırıyor, etini de ısırıyor. Dur kız, ay! Ha! Benim kız da böyle ısırıyor. Yapma kız, yaramı. Vallahi elim ısırıyor lan. Isırır baba, ısırır. Allah! Aman Allah'ım! Ama maşallah, çok güzel bu duygu ya böyle. Hayvanlarla işin olmak. Dur lan, yaramazlar. Ağızım benim. Anneciye bak. Sen de mi yiyeceksin? Gelin kuzularım, gelin. Gelin kuzularım, gelin. Oturayım, durun da oturayım ki öyle yavaş. Gelin kuzucuklarım, gelin kuzucuklarım. Gelin, 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 gelin. Kuzucuklarım, gelin, kuzucuklarım, gelin. Oğlum bunları böyle beslerim. Sütünü peynir yapıyor. Sütünden idare ediyor Allah'a şükür. Yaşım 80. Maşallah. Başka kimse yok mu bu işi yapacak? Yapacak. Herkes, çocuklar memur oldular. Dağıldılar. Herif öldü son ömür. Allah rahmet eylesin. Amin. İşte ben de çocuklarıma müteci olmayayım. Böyle yaşıyorum Allah'a şükür. Çocuğum zaten küçük yaşımdan beri böyle mal güdüyorum. Mal da gözüm açılmış. Ben malı seviyorum. Evet. Mal olmazsa ben oturur kalırım. Kilo alırım. Onun için malıma bakayım işte. Malımdan da faydalanıyorum. Sen ne kadar zamandır keçi güdüyorsun? Ben yani 6-7 yaşındayken başladım mıydı? Evet. Ondan sonra güttüm. Mesela 18-19 yaşına kadar babamın malını güttüm. Evet. Ondan geride evlendim. Herifin malını gütmeye başladım. Evimizin yani ortaklığı. Herif de rahmatlık mafat edince alıyor. İşte benim üstüme kaldı. Allah'a şükür çocuklarımı okuttum. Memur ettim yani. Memur oldular hep. Evlendiler.
Elhamdülillah. Yani çocukların okuttuğun dönemde de bu keçiyle hayvancılıkla mı uğraştın yoksa başka uğraş da var mıydı? Hayvancılıkla da uğraştım. Tarlada takımda da çalıştım. Evet. El tarlasına fıstık da diktim. Yani uğraştım da uğraştım. Kaç çocuk vardı senin? 7 çocuğum vardı. Evet. 6 kızım 1 oğlum vardı. Hepsini okuttun mu bunların? Elhamdülillah okuttum. 4 tanesi memur oldu. Maşallah. Kalan 3 tanesi de. Onlar da kendi işlerini kurdular. Kendi işleriyle buldular, uğraştılar. Onlar da şimdi emekli oldu, kurtuldu. Maşallah. Elhamdülillah. Evini maşallah. Aldı, arabasını aldı. Şimdi bunları sen böyle köyde okul da yoktu zannediyorum veya okul çok uzaktı. Böyle imkansızlıklar içerisinde nasıl okuttun yani neden okuttun? Ya vallahi ben perişan oldum. Yonsuz kaldım. Anam öldü küçük yaşta. Evet. Yonsuz kaldım elin arasında yonsuzluğuyla. Ben perişan oldum dedim. Çocuklarım perişan olmasın. Çocuklarım el ele değinemesin dedim. İşte kızlarımı da okuturum dedim. Oğlanlarımı da okuturum. Biricik oğlumu da okuturum dedim. Evet. Okuttum elhamdülillah. Emeğimi de boşa salmadı. Çocuklarımdan da Allah razı olsun. Yani benim yüzümü kara çıkarmadılar. Okudular elhamdülillah. Şimdikiler çabalıyor, çırpınıyor, okudamıyor. Benim çocuklarım yokluk içinde de okudu. Okuttum şükür. Çocuklarımdan memnunum. Allah razı olsun. Abi, ya. Gelinimden, damatlarımdan, çocuklarımdan memnunum. Senin gibi anne biraz zor bulunur. Ancak benim bir şey mi merak ettim. Sen şimdi 6 kız. Evet. Bir oğlan dedin. Evet öyle. Şimdi köyde yaşıyorsun. Köyde genelde kızları okutmazlar. Sen kızları nasıl okuttun? Yani öyle kolay mıydı bu iş? Hiç kolay değildi. Ben kızları okula verirken bizim köyde hiçbir kız çocuğu ilkokula dahi gitmiyordu. Evet. Gerçekten gitmiyordu. Evet. Ben kızları okudunca, kızlar okuyup gelince benim komşular imrensediler. Aa, bu karının kızları okudu. Biz de okuduk diye verdiler kızlarını. Kiminin kızı avukat oldu, oğlu kızı okudu maşallah. Kimi öğretmen oldu. Yani benden sonra o beni kız okuduyon diye kınayanların kızları memur oldu Allah'a şükür okudu elhamdülillah. Ya ben peki şunu mu merak ettim yani. Hı. Hani kız çocuğunu okutma alışkanlığı yok ya. Yok he. Yani bu sen nasıl yani böyle bir kız çocuğunu okutmaya nasıl karar verdin yani? Veya ne sebep oldu? Bak ben çocuğudum. Babam bir oğlunu okula verdi. Evet. Ölüyorum okula gitmek için. Bir gün kaçtım gittim. Evet. Okula gittim. Babam duysa beni öldürür. Orada çocuklara seyrettim sınıfta. Ondan sonra eve geldim. Şimdi başladım topraklara, kumlara, barnağımla, çöpüne. A, B, C, Ç. 29 harfi yazmaya başladım. Onu yazdım, onu ezber ettim. Evet. Onu ezber ettim ama çok zoruma gitti babam. Kız okudanın anasına babasına küfür yaparlar diyen, bizi kızları okutmadı. Kızları okutmadı diyen çok da zoruma gitti. Benim de evlenirim de kızım olursa okutacağım, ibret için okutacağım dedim. Ha, o zaman sen kendi kendine söz verdin ya. Yani. Söz verdim, onları öyle okuturken. Bunda da benim bir oğlan olmadı, hep kız oldu, kız oldu. Dediler ki ne bir oğlum var okut kız okumaz dediler sabahtan evlenir kocaya gider elin enişte çünkü kız okutma dediler bana. Ben de dedim ben enişte çünkü kız okutmayayım oğlumu okuturum onun da yarısı el kız olur dedim. Kızımı okuturum onun da yarısı el oğlu olur dedim. Benim kızım da okusun oğlum da. İsterse oğlum okumasın dedim oğlum hamballık yapar. Oğlum ayakkabı boyar. Geçimini çıkarır ama benim kızlarım geçim çıkaramaz. Benim kızlarım okuyacak dedim. İnat bu. Kızları okutmak neden önemli? Mesela bir bayan hastaneye gidiyor. Hastaneye gittiği zaman erkek doktordan çekiniyor. Bayan doktor olursa daha güzel olur. Evet. Bayan hemşire olursa daha iyi olur. Yani daha görgülü olur mesela. Yani ülkemiz için, Türkiye'miz için güzel olur yani. Ama okumazsa benim gibi böyle çoban olur. Dağda taşta ölene kadar benim gibi davar güder. Sevil olur, pelişan olur biz. Ben oğlum yağmur yağdı ıslandım. Zoba başı görmedim. Güneş oldu kölge görmedim. Aa şu yaşımda görüyorsun değil mi? Evet. Mal güdüyorum aynı böyleyim. Okutmasaydım benim çocuklarım da böyle olacaktı.
Allah'a şükür şimdi okudular. Kimi görevine devam ediyor. Kimi emekli oldu. Elhamdülillah rahat. Tertemiz giyiniyor. Tertemiz yiyor. Eşleriyle Allah'a şükür rahat geçiniyor. Yani öyle yani. Ama sizin gibi böyle fedakar insanlara da ihtiyaç var. İşte ne bileyim işte köyde işte hayvanlara bakan, köy işlerini yapan. Ya şimdikiler nazik. Bizlerimizin dayandığına dayanamıyor. Evet. Şimdiki gençler dayanamaz. Şimdiki gençlerin muhakkak okumaları gerekir. Okumazsa dayanamıyorlar yani. Evet. Bizim çektiğimize, katlandığımızı şimdikiler katlanamaz. Eskilerin katlandığını katlanamazlar. Senin anayan katlandığına bacın katlanır mı? Katlanamaz. Doğru. Evet. Köy hayatı belli açılardan zor ama fakat şehirdeki yaşamdan, yaşama göre daha sağlıklı. Orası işte, işte doğal bir ortamda yaşıyorsun. Evet. Kendi sebzeni, meyveni yetiştiriyorsun vesaire. Meyvemiz, her şeyimiz yani parayla alıyorsun. Niye ilacıyla mı yetiştiriyorlar dilimde? İlacıyla mı yetiştiriyorlar? Şu bizi maşallah. Ha mesela şu geçilerim şimdi sütünü sahiyor. Hiç hazır fenli yem yemiyor. Dağdan, çalıdan çeşit çeşit otları yiyor. Dalıları, çalıları yiyor. Bunun yoğurdu o kadar güzel oluyor. Peyniri o kadar güzel oluyor ki. Yani köy hayatı, evet. Ben köyü seviyorum. Ben şehirde yaşayamam zaten. Doğru, bazı insanlara şehirde servet versen adam şehirde yaşayamıyor. Alışık değil. Ankara'ya bana teslim etseler ben buradan geçmem. Ankara'ya gitmem. Ankara'da ben bitti yaşadım. Yani Allah, köyümün taşını özledim. Taşın kayasını özledim. Köyüme geldim, dirildim. Öyle yani. Köy çok iyi. Bahçanı dikiyorsun, zepseni dikiyorsun. Kışlık şey yapıyorsun yani. Yiyeceğini koyuyorsun. Öyle evet, yani. Evet. Gençlere tavsiyen nedir? Ama ne diyeyim gençlere ki? Gençlerimize Allah hidayet versin. Allah hidayetine kavuştursun. Akıllı olsunlar, okusunlar. Okullarına devam etsinler. Biraz çalışsınlar. O telefon, o internet o çocukları mahvetti. Gerçekten mahvetti. Evet. Bunun şey için değil yani. Evvel bizim çocuklar okumaya durduğunda zenginin çocuğu okumaz. Fakirin çocuğu okur. Böyle derlerdi. Ben de derdim Allah Allah. Bu fakirin çocuğu niye okuyor la? Zenginin çocuğu niye okumuyor? Zenginin çocuğunu yediği önünde yemediği ardında ihtiyacı yok. Fakirin çocuğu da her istediğini bulamadığı için mecbur okuyor işte. Bu beni izleyecek olanlara, izleyenlere de Allah razı olsun selam salıyorum. İzlesinler, baksınlar benim bu halimden, bu yaşımdan, bu malımdan bir iddet alsınlar. Başka ne diyeyim? Yaşım 80 dedim biraz önce. Evet, 80. Bu kadar ömür nasıl geçti? Hayattan, yaşamdan ne anladın? Aman ne anlayayım ki ne? Geldi, geçti. Dünkü gün gitti. Gün bonkun, saat bu saat. Dünkünü geri getiremem. Evvelki günü geri getiremem. Yaşadığımız gün bonkun, saat bu saat. Evet. Bundan evvelkinden ne bileyim, geldi geçti bre. O kadar anlık bir şey mi yani? Bu kadar sene. Öyle. Yani öyle bir şey. Çünkü gerçekten o eskileri görmeyek kim oldu. Evet. O bitti. İnsan nasıl yaşamalı? Yani hayatta nelere dikkat etmeli? Çünkü hani bu işin bir de öbür dünyası da var. Nasıl yaşamalı insanoğlu? Düzgün yaşamalı. Az yemeli, harama göz koymamalı. El malı değinememeli. Evet. Elin namusunu değinememeli. Kendi işinde, kendi aşında düzgün çalışmalı. Abdestini almalı, namazını kılmalı. Karacı olan der ki, eğitinen aman, kılın beş vakti de kaziye koman. Şu yalan dünyada sağım demen, tenim teneşilde de salım yoldadır demiş. Salımız yoldadır. Buradan şimdi benim eve varacağımı ancak Allah bilir. Yani diyorsun ki dünya boş. Boş. Ama tabii sadece de öbür dünya için çarpmamak lazım herhalde. Yeter ki sen evvela öbür dünyayı düşün. Allah bütün Müslümanlara her iki dünya muradı versin. Evvela da bana göre ahiret muradı versin. Amin. Burada günün geçer, kötü günün geçer.
Doktora giden ağrın acın olursa ağrını kestirin. Paran olmazsa öndücüsten öteden bulun. Birine varın acım den ama öbür dünyaya ne götürürsen hiç kimseden kimseye bir fayda yok. Ne oğlundan ne kızından. Öbür dünyada ettiğin ibadet, yaptığın iyilik bu. Çok teşekkür ediyoruz. Sana hayırlı ömürler diliyoruz. Amin cümlemize. Allah size de hayırlı ömürler versin. Allah'ın bütün ümmeti Muhammed'i korusun. Kurban olduğum Allah. Bereketli olsun diyeyim inşallah. İnşallah. Değerli dostlar, videomuz burada sona erdi. Bir başka köyde, bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.